karşı karşıya kaldığımız durum 100 yıl sonra 100 yıl öncesinin çok çok gerisinde ve çocuklarını koruyamayan, çocuklarının istismar edildiği durumlarda bile ki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı 2 yıl önce bize olay vuku etti diyor ve 2 yıl boyunca ya bunun devam etmesine olanak sağlayan, aileyi cezalandırmayan, yargı sürecinde bunu gerçekten takipçisi olmayan bir süreçle karşı karşıyayız. Yani Cumhuriyet çocuklarını koruyor. Çocuk dostuyken bugün bu iktidarın yani 20 yıldır yarattığı o siyasal iklimle birlikte çocuklarımız, kadınlarımız, yani demokrasimiz, hukukumuz, laikliğimiz tehdit altında. Yani burada şunu söylemek gerekiyor. O çocuklarda yaşanan olay her birimizin geleceğinin bittiğini gösteriyor. Her birimiz aslında gerçekten daha önümüzdeki seçimde gerçekten önemli. Bu noktada çok aklı selim davranmasının ipuçlarını veriyor bize. Evet. Tezcan Hanım, bu arada tabii AKP Genel Başkanı, taraflı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarikatlara sahip çıktı. Yani deprem etkisi yaratan bir durum aslında, istismar skandalı, yani günlerce sessiz kaldı. Sadece dün yani olay, yani bu iğrenç olaydan, iğrenç durumdan, bu iğrenç yaratıkların durumundan açıkça söylüyorum. 8 gün sonra 12 Aralık'ta yani dün kabine toplantısının bitiminde bir açıklama yaptı. Adeta da söylediği cümleler tarikatlara sahip çıkmış gibi durum var. Öyle bir hadiseyi diyor. AKP Genel Başkanı, taraflı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diyor ki öyle bir hadiseyi milletimizin inancıyla ve o inancı temsilcisi kurumlarla irtibatlandırmak ahlaklı olmayan bir çarpıtmadır diyor. Bunun anlamı ne sizce? 8 gün sonra ülkeyi yöneten bir Cumhurbaşkanı, yani taraflı Cumhurbaşkanı'nın ifadesi. Buyurun. Ya burada şunu görüyoruz aslında, yani laiklik hakikaten ortadan kalktığında, aşındığında ortaya bu tür tarikatlar çıkıyor. Yani 1925 yılında Tekke ve Zaviye ve yani bütün bunlar kapatılan, Atatürk'ün kapattığı bütün bunlar yeniden açıldı. Ve bugün Milli Eğitim Bakanlığı tarikatlarla işte Ensar Vakfı'yla eğitim anlaşması yaparak çocukların işte laik bilimsel eğitimden uzak bir şekilde dini eğitim almasına olanak sağlıyor. Yani şimdi burada eğer Türkiye Cumhuriyeti ikinci yüzyılına hazırlanırken işte açıklarken tarikatların ismini bile söylemeden açıklamalar yapılmasını da doğru bulmadığımı bir kez daha ifade etmiş olayım. Yani bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılı laik ve demokratik bir Türkiye Cumhuriyeti oluşmasından geçiyor. Bunun altını çizmek gerekiyor. Bu eğitim alanından bütün yaşam alanlarımıza kadar. Çünkü bugün yani Cumhurbaşkanı'nın çıkıp bunu söylüyor olması laikliğin aslında işte tabutuna son çivinin çakılması anlamına geliyor. Yani böyle bir şeyin kabul edilmesi mümkün değil yani. Bugün hemen yanı başımızda İran ayağa kalkmış durumda. Kadınların isyanı, işte üst üste yaşanan protestolar, Mahsa Amini'den sonra ortaya çıkan sürece yani bunu görmezden gelmemesi gerekiyor. Türkiye'deki siyasal muhalefetin, siyasi partilerin, yani onların da gerisine düşecek bir Türkiye, bakın oradaki siyasal taleplerin, yaşamsal taleplerin, ki biliyorsunuz yaşasın Atatürk diye slogan atıyorlar İran'daki kadınlar. Şimdi onların da gerisine düşecek bir tartışmanın Türkiye'ye kazandıracağı bir şey yok. Bugün yani AKP Genel Başkanı'nın ifadeleri aslında hep söylediği o davamız dediği siyasal İslam davasını böyle etap etap sindire sindire topluma yedirmesi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün kurum ve kuruluşlarının yani ortadan kaldırılmasının yarattığı tahribatla birlikte işte son noktayı 2023 seçimlerinde koyacağının bence ifadesi. Yani hep Türkiye yani şeyhler, dervişler, müritler ülkesi değil dedi Mustafa Kemal Atatürk ama Cumhurbaşkanlığının açıklamaları yani
Eğer bu ülke Türkiye Cumhuriyeti ise, Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti ise, onun söylediği sözler bir cumhurbaşkanının söylediği sözler olmamalı. Evet, çok önemli. Peki bu arada tabii üstelik iki kez tutuklama talep edilmiş Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli hakkında. Ve bu tutuklama talep edildiği ancak mahkemenin bu talepleri reddettiği de ortaya çıktı. Yani bu aynı zamanda adaletin olmadığını da ifade ediyor. Tabii. Bu kadar net yani. Ya şöyle bir şey, tabii bir liyakat süreci olmazsa, yani bir ittifaklar süreci üzerinden tarikatlarla işte ortaklaşılmış bir paylaşım sürecinden, iktidarın paylaşımı sürecinden bahsettiğinizde herkes birbirini kolluyor. İşte yargıda yer alan cemaatler, sağlıkta yer alan cemaatler, emniyette yer alan tarikatlar, yani bütün bunlarla bir Türkiye yönetilemez yani. O zaman işte gerçek hukuku da kuramıyorsunuz. Gerçek yani devletin gerçek kurumlarının ayakta kalmasını da sağlayamıyorsunuz. Zaten hukukun olmadığı bir yerde, o cumhuriyetin kurduğu devlet sistematiğinin olmadığı bir yerde, yani siz işte tutuklama talebini reddediyorsa, yani bu işte demek ki oradan da bir yeni tarikat ilişkisi, bir cemaat ilişkisinin izini sürmeniz gerekiyor. Eğer devletseniz. Eğer devletseniz, ama bugün gelen durum Türkiye Cumhuriyeti'nin yani bir devlet sistematiği içerisinde işlev göremediği anlamına geliyor. Kuruluş yıllarındaki. 90'lığı düşünebiliyor musunuz? Aile Bakanlığı, yani İsmail Temel gel, yani bununla da ilgili bir açıklama yapmış, onu da söyleyelim. Timur Soysal'ın bu haberi gerçekten bir gazetecilik örneği olarak bir tarafa, ama aynı zamanda gerçekleri ortaya çıkaran bir gazetecinin, yani bağımsız gazeteciliğin de önemini ortaya çıkarmış oldu. Yani objektif, gerçek gazeteciliği ortaya koydu. Şimdi söylerken ona da sahip çıkmak gerekiyor. Hatta onu suçluyorlar işte vesaire vesaire yönelikler, saldırıyorlar. O da şimdi başka yanı. Aile Bakanlığı bu haberden sonra ancak davaya müdahil oldu. Bu nasıl bir iş, nasıl bir anlayış, ne yapmak gerekir sorusunun yanıtı ne olabilir? Yani bir kere Aile Bakanlığı 2020'de bunu öğrenerek ve herhangi bir işlem yapmayarak istismara müdahil olmuştur bir kere. Bu saatten sonra bu olayın davaya müdahil olması, yani o işte kamuoyu baskısından kaynaklı. Yapması gereken şey şu anda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'nın öncelikle istifa etmesi gerekiyor. Bakın, istifa etmesi gerekiyor. Gerçekten o oturduğu koltuğun hakkını verebilmesi için istifa etmesi gerekiyor. 13.500 tane çocuk ona emanet şu anda. Sevgi evlerinde, kimsesizler yurdunda, tamam, çocuk yuvalarında. Yani şimdi siz kendi önünüze gelen bir istismarı 2 yıl boyunca kamuoyunun gündeminden saklıyorsunuz, izliyorsunuz. Ondan sonra bunu gerekli mercilere iletmiyorsunuz, yargısal süreçlerini başlatmıyorsunuz. Ondan sonra da müdahil oluyorsunuz bu olay açığa çıktıktan sonra. Ve sonra orada sizin korumanız altında olan 13.500 çocuğun başına ne geleceğine dair benim kaygılarımı ya da toplumun kaygılarını giderecek bir adım atmıyorsunuz.